Profesör Mayer Türk asker hastanelerini çok pis, intizamsız ve Türk tabiplerini tembel, cahil olarak tavsif ediyor ve tekmil salgın hastalıklarına mide, bağırsak, akciğer ve beyin enfluenzası ismi konduğunu zikrediyordu. Salgınlara karşı yapılan tertipleri hep kendi marifeti olarak bildiriyordu. Halbuki ordumuzun sıhhi hizmeti başında Profesör Doktor Süleyman Numan Paşa gibi alim ve faal bir zat vardı. Başlıca ordularımızın idaresi profesör derecesinde muktedir ve çalışkan asker tabiplerine emanet edilmişti. Bölümün girişinde alıntıladığım bu yazı Çanakkale muharebeleri sırasında orduda tabip yüzbaşı olarak görev yapan ve sonraları kariyerinde ordinarius profesörlüğe kadar yükselecek olan Doktor Abdülkadir Noyan'a aittir. Yazıda bahsi geçen Profesör Mayer ise Çanakkale'ye Alman heyetiyle gelen ve cephede Sahra Sıhhiye Müfettişliğine müşavirlik yapan Alman doktordur. Profesör Noyan'a göre Profesör Mayer ve diğer Alman doktorlar Çanakkale'deki güzel işleri kendilerine, olumsuzlukları ise Türk doktorlarına mal etme eğilimindedirler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir zaferi kazanmak kadar o zafere sahip çıkmakta çok önemlidir. İşte bu bölümde Çanakkale'de en az cephede çarpışan askerler kadar zaferde payı olan Sağlık Ordumuzun emeklerine sahip çıkacağız ve genel olarak Çanakkale cephesindeki Türk sağlık hizmetlerinden bahsedeceğiz. Bugün 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz. Pek yakındaysa 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutlayacağız. Bu anlamlı günlerde bana bu içeriği üretme fikrini sunan ve bölüme sponsor olan Hekim Sen'e çok teşekkür ediyorum. Ulvi bir göreve sahip tıp doktorlarımızın sesi olup haklarını savunan bu kuruluşa desteklerimi sunuyor ve tüm hekimlerimizin tıp bayramını kutluyorum. Evet, hasta veya yaralı bir insanı iyileştirmeye çalışmanın insani bir vazife olduğunu söylersek sanırım kimse buna itiraz etmez. Peki, savaşta yaralanmış veya hastalanmış bir askeri iyileştirmeye çalışmak da insani bir vazife değil midir? İnanın, binlerce yıllık savaş tarihinde insanlığın kendine bu soruyu sorması epey geç olmuştur. 1853-1856 Kırım Savaşı esnasında İstanbul'da Selimiye kışlasında geceleri elinde bir lambayla dolaşıp yaralı askerlerle tek tek şefkatle ilgilenen modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, Amerikan İç Savaşı'nda yine benzer bir görevi üstlenmiş, kuzeyli güneyli ayırt etmeden iki taraftan da askerlere bakmış olan Clara Burton ve 1859'da Avrupa'da Solferino Muharebesi'ne tanık olan ve gördükleri karşısında kayıtsız kalmayan İsviçreli aktivist Jean-Henri Dunant bu konuda önemli adımlar atan bazı öncü kişilerdir. 1863 yılında Cenevre'de Henri Dunant'ın öncülüğünde Kızıl Haç, 1868 yılında İstanbul'da Doktor Marco Paşa, Doktor Abdullah Bey, Kırımlı Aziz Bey ve Serdar Ekrem Ömer Paşa'nın öncülüğünde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti kurulmuştur bu son söylediğim cemiyetin adı 1877 yılında hilali ahmer yani kızılay olacaktır. uluslararası yapılan yeni hukuki düzenlemelere göre bundan böyle savaşta yaralananlara ve hastalananlara yardım etmek bir insanlık görevi buna engel olmaksa bir insanlık suçu sayılacak. kızıl haç veya kızılay işareti taşıyan sağlık görevlerine ateş açılmayacak ve hastane olduğu açıkça belli olan yerler bombalanmayacaktır. Fakat insanlığın unutulduğu, yazılı anlaşmaların genellikle hiçe sayıldığı Birinci Dünya Savaşı'nda bu kuralda birçok kez ihlal edilecek, örneğin Çanakkale cephesinde yaralıları taşıyan Türk ambulansları, yüzlerce hastanın yattığı Türk hastaneleri ve hastane gemileri, düşman donanması ve uçakları tarafından defalarca bombalanacaktır. Buna birazdan değineceğiz. Şimdi isterseniz Çanakkale cephesindeki Türk sağlık hizmetlerine yavaş yavaş giriş yapalım. Savaş zamanı Osmanlı'nın askeri sağlık hizmetlerini Çanakkale cephesi açılmadan önce ve açıldıktan sonra olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bu cephenin açılması özellikle de 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da gerçekleşen düşman çıkarmaları Osmanlı'da bir anda ancak bir pandemide ortaya çıkacak tarzda olağanüstü bir hal yaratmıştır. Muharebelerden önce Çanakkale'de 75-100 yataklı bir revir, 9. tümen için 250 yataklı bir mevki hastanesi, 350 yataklı Çanakkale Merkez Hastanesi, Çanakkale Hastanesi, Çanakkale Askeri Merkez Hastanesi, Çanakkale Mecruhin Hastanesi ve hilal Ahmer Çanakkale Hastanesi bulunurken muharebeler başladıktan kısa süre sonra bu hastaneler kapasitelerini doldurmuşlar ve cepheden oluk oluk akan hasta ve yaralılar başta İstanbul olmak üzere civar illere ve kasabalara nakledilmişlerdir. Bir noktada hasta ve yaralılar o kadar uzağa nakledilecektir ki bu iller arasında Ankara Tokat, Afyon, İzmir, Adana, Konya, Burdur ve Antalya bile olacaktır. Başlarda Çanakkale cephesine ayrılmış olan yatak kapasitesi 5000 civarındayken bu sayı 1-2 ay içinde 110 binin üstüne çıkacak. Kısacası muharebelerin en çok kızıştığı zamanlarda Batı Anadolu'nun neredeyse tamamı Çanakkale'nin yaralarını sarmak için sağlık personellerini seferber edecektir. Yine pandemi benzerliğini kullanacak olursak nasıl ki geçtiğimiz zamanlarda her hastanenin Covid-19'lu hastalara ayrılmış bir kontenjanı vardı. Savaş zamanında da Çanakkale gazilerine mahsus kontenjanlar açılmış ve İstanbul'daki neredeyse tüm hastanelerin belli başlı yatakları sadece Çanakkale'den gelecek hasta ve yaralılara ayrılmıştır. Bu hastanelerde kısa sürede personel açığı ortaya çıkmış. Bu açık yardımcı olarak görevlendirilen tıp öğrencileri ve fahri hasta bakıcı hemşirelerle doldurulmuştur. Gazeteler bu konuda kadınlara yönelik ilanlar ver gerekli kurslara katılmış veya Balkan harplerinden tecrübeli olanlar kısa sürede hastanelere tayin edilmişlerdir. İstanbul hastanelerinde gönüllü olarak hasta bakıcılık ya da hemşirelik yapan Sahire Hanım, Mevhibe Hanım, Atiye Hanım gibi isimleri saymakla bitmeyecek Türk kadınları verdikleri üstün hizmetler dolayısıyla madalyalar kazanmışlardır. Ayrıca hastane kapasitelerinin yetmediği yerlerde halk evlerinden yatak, yorgan, battaniye göndererek elinden geleni yapmış, Kızılay türlü sağlık hizmetleri vermek ve askerlere çay çorba dağıtımı yapmak dışında şehit ve gazi ailelerine destek amaçlı kartlar satarak onlara maddi destek sağlamıştır. Bu kartlardan bazılarını podcast'in Instagram sayfasında paylaştım. Peki cephenin gerisinde bunlar olurken cephedeki sıcak mücadele nasıl olmuştur? Muharebede yaralanan askerlerin ilk müdahaleleri, ameliyatları nasıl yapılmış? Savaş bunalımı geçirenlere ne olmuş? Salgın hastalıklarla nasıl mücadele edilmiştir? Şimdi hep beraber Çanakkale cephesine gidelim ve bir sağlık personelinin gözünden o havayı solumaya çalışalım. Aslında Çanakkale cephesindeki sağlık problemleri henüz deniz muharebelerinin yaşandığı Mart ayında başlıyor. Doktor Abdülkadir Noyan 17 Mart 1915'te Çanakkale'deki birlikleri tetkik ederken Anadolu yakasında konuştuğu Albay Solernstern komutasındaki 5. tümende bir tür ishal salgını olduğunu fark ediyor. Gerekli incelemelerden sonra hastalığa bariz bir sebep bulamayan Dr. Noyan, İsal'in sadece siperlerde çok vakit geçiren askerlerde görüldüğünü gözlemliyor. Meğer Alman komutan her uçak saldırısından sonra tedbir amaçlı siperleri daha derinlere kazdırmış, kazdırdıkça toprak nemlenmiş ve ıslak zeminde kalan askerler üşütmüştür. Doktorun uyarısı üzerine askerlerin daha çok siper dışında vakit geçirmesi sağlanıyor ve salgın duruyor. Bunlar olurken 18 Mart'taki o büyük güne de denk gelen doktor cephede kalmak için komutandan izin alıyor ve Erenköy sırtlarından düşman gemilerinin Çanakkale boğazını geçemeyişini keyifle izliyor. Bundan sonra Gelibolu'ya hareket eden Doktor Noyan, Kilitbahir, Kirte ve Seddülbahir'de konuştuğu 3. Kolordu askerlerinin bazılarında iskorbüt başlangıcı olduğunu tespit ediyor. C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bu hastalık erlerde diş eti şişmesine ve kanamasına yol açıyor. Buna çare olarak doktor hemen araziyi tetkik ediyor ve askerlere etraftaki dağ eteklerinde yetişen kuzu kulağından toplatıyor. Askerler tarafından da bilinen bu otun gerek öylece çiğnenmesini gerekse salata şeklinde tüketilmesini sağlıyor. Bu şekilde iskorbütün bir nebze önüne geçiliyor. Tetkik devam ederken Dr. Noyan, kol ordunun bazı kıtalarında bir kısım erlerin bitli olduğunu ve ordugahların temiz tutulmadığını görüyor. Bu durumlarda alınmasını istediği önlemlerse, askerlerin hiç olmazsa haftada bir defa sıcak suyla yıkanması, sık sık bit yoklaması yapılması ve bitli görülenlerin ayrılarak temizlenmesi oluyor. Ayrıca sahra helalarının daima toprakla örtülmesi, taze söndürülmüş kireçle musluk başlarının mümkün mertebe temizlenmesi, çamaşırların kaynar su ve sabunla yıkanması ve içme sularının musluklu küplerde muhafaza edilerek bardağı küpe daldırma adetinden vazgeçilmesi de yine doktorun birliklere tamim ettirdiği tedbirler arasında yer alıyor. Tüm birlikleri tetkik eden Doktor Noyan ileride tekrardan gelmek üzere Çanakkale'den ayrılıyor. 25 Nisan 1915'e gelindiğinde yani İtilaf kuvvetleri Gelibolu'nun ve Anadolu yakasının çeşitli yerlerine çıkarmalar yaptıklarında Çanakkale kara muharebeleri resmen başlamış oluyor. Bu da rutin hastalanma vakalarına bir anda korkunç sayılarda yaralanma vakalarının ekleneceği ve sağlık personellerimizi zor zamanların bekleyeceği anlamına geliyor. Mayıs ayında ekseriyetle Arıburnu'ndan, Haziran ve Temmuz aylarında ise Seddülbahir cephesinden cephe gerisine çok sayıda yaralı akın ediyor. Özellikle düşmanı denize dökmek için gerçekleştirilen taarruzlarda ve de düşmanın ağır topçu ateşlerinde cephede kurulan sargı yerleri dolup taşıyor. Muharebe esnasında yaralanan bir asker eğer yarası çok küçükse kendi üniformasına iliştirilmiş harp paketi denen içinde bandaj malzemesi ve tentürliyot bulunan bir tür ilk yardım setini kullanarak kendi yarasını kendi sarıyor ve savaşa devam ediyor. Fakat genellikle ilk müdahaleler sahihciler tarafından yapılıyor. Eğer durum ateş hattında müdahale edilemeyecek kadar ciddi ise yaralı hattın biraz gerisinde bulunan yaralı yuvasına götürülüyor. Yaralı yuvaları için cepheye en yakın küçük sağlık birimleri de diyebiliriz. İlk müdahalesi yapılan askerler buradan taburlara açılan kıta sargı yerine gönderiliyorlar. Bu arada yaralıların yürüyemeyecek olduğu durumlarda onları sedyeciler ya da o zamanlar ki adlarıyla tezkereciler taşıyor. Kıta sargı yerleri yaralı yuvalarından daha büyük olup yaraların akıbetlerine esas karar verilen yerlerdir. Örneğin hafif bir tedavi ile cepheye geri dönebilecek olanlar hafif yaralı toplama yerlerine alınırken durumu kritik olanlar önce araba durak yerlerine oradan da türlü vasıtalarla ki bunlar dolu gelip boş dönen cephane arabaları da olabilir büyük sargı yerleri denilen merkezlere götürülüyorlar. Her tümende bir tane olan ve tümenin sıhhiye bölüğü tarafından idare edilen büyük sargı yerleri artık yaralıların yataklara yatırılabildiği ve daha kapsamlı tedaviler görebildiği yerlerdir. Cephede çalışmış bir hekim yaralı yuvalarından kıta sargı yerlerine, kıta sargı yerlerinden büyük sargı yerlerine yapılan sevkiyatların yer yer topçu ateşi altında teskereci kafileleri tarafından neredeyse otomatik bir dakiklikte yürütüldüğünü ifade eder. Yapısı itibariyle bir sahra hastanesine benzeyen ve cepheye de çok uzak olmayan büyük sargı yerlerinde zorunda kalındığında ameliyatlar bile yapılıyor zorunda kalındığında diyorum. Çünkü cepheye bu kadar yakın bir yerde neden steril çalışılabileceğini tahmin edebilirsiniz. O yüzden sargı yerlerinin asıl amacı ameliyat yapmak değil, hastayı ameliyathaneye kadar dayandırmaktır. Burada yapılacak yanlış bir hareket yaralının yolda şehit olmasına yol açacaktır. Bu konuda Çanakkale'de görev yapmış bir başka hekimimiz şöyle anlatmıştır. Seyyar hastane ve diğerlerinde yaralıların henüz usulüne uygun şekilde indirilmediğini saptadım. Bu nedenle daha üst rütbeli sağlık kurumları sıkı bir kontrol uygulamalı ve hastane hekimleri sık sık yaralı indirip bindirme provaları yaptırmalıydı. Pek çok kez gördüğüm gibi örneğin karnından vurulmuş ağır yaralılar hiçbir zaman koltuk altlarından tutulup bu şekilde sürüklenmemelidir. Tüm başhekimlerden nakliye konusundaki bu hata ve tutumlara dikkat etmelerini rica ettim. Sargı yerlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta yaraların mikrop kapmamasıdır. Fakat bu konuda ne kadar titiz çalışılırsa çalışılsın enfeksiyonun önüne geçilemediğini yine cephede görev yapmış hekimimizin şu sözlerinden anlıyoruz. Ağır yaralıların bulunduğu hastanelerdeki özellikle Ağderesi ve Çanakkale hastanelerinde yaptığım gözlemlere göre yaralıların çoğunluğunun ağır cerahati yaralarla getirdiklerini saptadım. Bunun önlenmesi için nakil işlemlerinin çok hızlı biçimde yapılması gerektiği iyice vurgulanmalı. Sıhhiye bölüklerinin uzman hekimlerine temiz çalışmaları ve stoklarında çok miktarda yeni sterilize edilmiş bandaj malzemesi bulundurmaları emri verilmelidir. Evet, yaraları sarmak için steril bandaj malzemelerinin bolca bulundurulması emrinin verilmesi çok zor değildir. Eğer ortada yeterli malzeme ve personel varsa Özellikle Seddülbahir'de geçen Zığındere ve Kerevizdere muharebelerinde sargı yerlerine bir günde 2000'in üstünde yaralı geldiği rapor ediliyor. Gece gündüz çalışan personel bitap düşüyor ve malzeme stokları tükenme noktasına geliyor. Gazlı bez, pamuk, antiseptik solüsyon, eter, kloroform, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, merhemler ve daha bir sürü ilaçlar ve malzemeler. Çanakkale'de tüm bunların eksikliği çekiliyor. Özellikle bir morfin hikayesi vardır ki çok üzünlüdür. Rivayete göre cephede görev yapan Tarık Nusret adında bir doktor, çadırdan bozma sahra hastanesinin girişinde önüne getirilen yaralıları tetkik ediyor. Kurtarılabilecek olanlara morfin veriyor, kurtarılamayacak kadar ağır vakalara ise şokta diyerek yaralının dışarıda bir yere yatırılmasını emrediyor. Çanakkale cephesinde şokta kelimesi ölümle eşdeğer gibidir. Şokta olanlara elde az miktarda bulunan morfin harcanmamakta, kısacası öleceği kesin olanlara hiçbir şey yapılamamaktadır. Derken doktorun önüne üstü başı toprak ve kan içinde bir yaralı daha geliyor. Yaralının yüzünü görünce dehşete düşen doktor, durumun ümitsiz olduğunu anlıyor ve etraftakilere şokta diyerek bunu gölge bir yere yatırın diyor. Tam tezkereciler sedyeyi kaldıracakken genç askerden şöyle bir ses duyuluyor. Baba, baba benim tahsin. Doktor Nusret aslında az önce önüne koydukları askerin kendi oğlu olduğunu anlamış, yüreği paramparça olmuş fakat prosedür gereği ona hak etmediğini düşündüğü morfini vermemiştir. Tahsin kısa bir süre sonra yatırıldığı elma ağacının dibinde şehit olmuş ve babası sonraları gözyaşları içinde onun ancak cansız bedenine sarılabilmiştir. Bu hüzünlü anekdodu bir de Büyük Usta suna yakından dinlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Linki açıklama kısmına ekleyeceğim. Evet Çanakkale'de doktorların verdiği en zor karardır. Ümitsiz görülen yaraları ölüme terk etmek. Doktorlar bir anda akın eden yüzlerce hatta binlerce vakayla başa çıkabilmek için sıkı bir triyaj yani öncelik belirleme prosedürü uygulamak zorunda kalıyorlar. Örneğin kafa, omurga, göğüs veya karna isabet eden kurşun ve şarapneller çok ölümcül olduğundan ve ameliyatları büyük risk teşkil ettiğinden bu yaralılar Varsa morfin verilerek arabalarla ve vapurlarla cephe gerisindeki daha büyük hastanelere gönderiliyorlar ve oralarda ameliyat ediliyorlar eğer tabi yolda şehit düşmezlerse. Genellikle bombardımanlarda meydana gelen bu yaralanmalar ölümle sonuçlanıyor. Cephede sık görülen bir diğer vakaysa el yaralanmasıdır. Bu yaralanmalar cephede iyileştirilmesine rağmen elin hareketli organ olması yaranın iyileşmesini zorlaştırıyor. Amputasyon yani kol ve bacak kesmeleri enfeksiyon ve kangren riski sebebiyle tercihen cephede yapılmıyor. Fakat zaruri durumlarda seyyar hastanelerde onun da yapıldığı biliniyor. Kangren özellikle gazlı kangren Çanakkale'de çok çekinilen bir konudur. Fakat doktorlarımız antiseptik yıkama ve yarada oluşan ödemin sık sık boşaltılması yöntemlerini ısrarla ve dikkatle uygulayarak bu riski azaltmayı başarıyorlar. Sper gözcülüğü yapanlarda daha çok kafa ve göz yaralanmaları görülüyor. Periskopla düşmanı gözetlerken vurulan bir askerin gözüne periskopun camları batabiliyor ve asker gözlerini kaybedebiliyor. Bu durumlarda cephede kesinlikle kafa veya göz ameliyatı yapılmıyor. Yaralı hemen Ağadere'si veya Akbaş Sevkiyat Hastanesi'ne gönderilerek bir hasta vapuruna bindiriliyor. Oradan da duruma göre Çanakkale'ye veya İstanbul'a gidiyor. Turgut Özakman'ın ifadesiyle İstanbul'a yollanan yaralı sayısı 50 bini geçtiğinde halkın morali bozulmasın diye yaralılar gemilerden gece yarısı çıkarılıp ıssız caddelerden geçirilerek hastanelere gizlice götürülüyor. Hastanelerde ise gelen yaralı sayısına nazaran yeterli sayıda cerrah bulunmuyor. Var olan cerrahlarsa günün dörtte üçünü ameliyat yaparak geçiriyorlar. Ellerinde daima sterilize edilmiş havlularla bekleyen doktorlar ve yardımcıları sırası gelen yaralıyı kloroform ya da eterle bayıltarak ameliyata alıyorlar. Önce yaranın çevresindeki ölü dokular temizleniyor, yaraya yapışmış üniforma parçaları, iplik, tüy, küçük taşlar gibi yabancı cisimler büyük bir zahmetle ayıklanıyor. Eğer kurşun veya şarapnel yüzeye yakınsa bunların çıkarılmasında yumuşak bir antiseptikle beraber adrenalin, eğer derinlerde ise morfin ve skopolamin kullanılıyor. Son olarak yaranın üstü yumuşatıcı bir merhemle örtülüyor ve yaranın mikrop kapmamasına özen gösteriliyor. Çanakkale'de savaşın açtığı fiziksel yaralar böyle kapatılırken ruhsal yaraların tedavisine de özen gösteriliyor. Çünkü yağmur gibi top mermisinin yağdığı, kolların, bacakların havalarda uçuştuğu bir muharebede psikolojik olarak sağlam kalmak çok zordur. Her ne kadar net bir tanı konduğuna dair bir kaynak bulamasam da bazı askerlerimiz yabancı literatürde shell shock olarak bilinen bombardımanların tetiklediği bir tür savaş bunalımı yaşıyorlar. Bunun önüne geçmek için uzun süre ateş hattında kalan er ve subaylarımız nekatane denilen bir nevi dinlenme yerlerine alınıyorlar. Buralarda muharebe ortamından uzaklaştırılıp en az bir buçuk ay eğlendirilerek kendilerine gelmeleri sağlanan askerlerden psikolojik ve fiziksel durumu düzelenler cepheye geri gönderilirken düzelemeyenler emekli edilerek memleketlerine gönderiliyorlar. İlk olarak Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan shell shock ya da savaş bunalımı basit bir psikolojik sıkıntı değil, insanın sinir sistemini bozan, istemsiz garip hareketler yapmasına yol açan travmatik bir rahatsızlıktır. Bunun en büyük sebebi ise daha önce görülmemiş ölçeklerde saatlerce ve aralıksız uygulanan bombardımanlar olmuştur. Gelibolu Yarımadası'nı üç taraftan çevreleyen düşman donanması muharebeler boyunca su gibi mermi harcamıştır ki bu mermilerden bazı Bazıları ne yazık ki hastaneleri ve hastane gemilerini de hedef almıştır. Gemi toplarının yanı sıra vızır vızır uçan düşman uçakları da bu suça ortak olmuştur. Çanakkale kara muharebelerinde hastane gemisi olarak kullanılan Reşit Paşa vapuru'nun baş hasta bakıcısı olan Safiye Hüseyin Hanım 1935 yılında verdiği bir röportajında şunları söylemiştir. Size Reşit Paşa vapuruyla nasıl bombardımana tutulduğumuzu anlatayım. Akbaş iskelesinden yaralıları aldık dönüyorduk. Birdenbire tepemizde bir uçak belirdi. Güverteye çıktık. Süvari onun İngiliz uçağı olduğunu söyledi. Zerre korkmuyorduk. Geminin bir tarafında kızıl bir ay, bir tarafında da kızıl bir haç vardı. İçimizden bize ateş etmezler diyorduk. Biraz sonra müthiş gürültüler oldu. Vapurun sağına sola gülleler yağıyordu. Sonraki zamanlarda düşman uçağı birkaç defa da aynı şekilde yaptı. Savaş zamanı verdiği hizmetlerle ve sonraları ön ayak olduğu projelerle Safiye Hüseyin Elbi Türk hemşireliğinin en önemli ismidir ve ülkemizden uluslararası düzeyde bir ödül olan Florence Nightingale madalyasına layık görülen tek hemşiredir. Reşit Paşa vapuru gibi Kızılay'a ait Gülnihal Hastane Gemisi ile Akbaş Limanı'ndaki iki adet hasta nakliye gemisi Kızılay bayrağı taşımalarına rağmen uçaklar tarafından bombalanmış. Yaşanan bir başka hadisede 700 yaralıyı taşıyan Lily Rickmers adında Türk hastane gemisine bir İngiliz denizaltısı hücum etmiştir. Denizlerde yapılan bu saldırılar neyse ki fazla bir zarara yol açmasa da karada bombalanan hastaneler acı senaryolara sahne olmuştur. Çanakkale'de sadece hastanelerin bombalanmasıyla ilgili benim sayabildiğim 15'in üstünde vaka vardır. Bunlar arasında ciddi ölüm ve yaralanmalarla sonuçlananlar Halilpaşa Çiftliği, Ezine, Çamburnu, Çanakkale Merkez, Gelibolu, Eceabat, Aderesi, Galata Köyü ve Yalova hastanelerinin bombalanmasıdır. 1907 Lahey Konvansiyonuna göre hukuka aykırı olan bu durumu kendisi de bir hukuk fakültesi öğrencisi olan yedek subay Münim Mustafa hatıratında şöyle dile getirmiştir. Çanakkale Harbi'nde uluslararası anlaşmalarla saldırıdan korunacağı devletlerce onanan Kızılay bayrağını taşıyan hastaneler ve hasta nakliye gemileri de İngiliz ve Fransız uçakları ve gemileri tarafından bombardıman edilirdi. Hatta bir gün baştan aşağı yaralılarla dolu olan ve düşmanın yaralı esirlerinin de bulunduğu Çamburnu Hastanesi'nin bombardıman edilmesi üzerine bizim yaralılarımızla beraber düşman yaralıları da uluslararası hukuk esaslarını hiçe sayan bu fecaatin kurbanı olmuştu. Bu bombardımanlarda yüzlerce asker daha yarası iyileşemeden yeniden yaralanmış ya da şehit olmuştur. Bu sayılar cephede verilen kayıplara nazaran az gibi görünse de bu bombaların asıl tesiri sağlık personellerimizi tedirgin etmesi, türlü yıkımlara yol açtıkları içinse işlerine mani olması olmuştur. Çanakkale'de muharebeler boyunca 8 doktorumuzun şehit olduğu bilinmekle beraber bu ölümlerin saldırılarda mı yoksa bulaşıcı hastalık sebebiyle mi olduğu belirtilmemiştir. Bu arada araştırmalarıma göre, Cephe'ye giden Darülfünun Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin tamamının şehit olması üzerine Tıbbiyenin 1921 yılında hiç mezun vermemesi hadisesinin bir mit olma ihtimali çok yüksektir. Öğrenciler arasında hastanelerde yardımcılık yapanlar olduğu gibi cepheye gidenler de olmuştur. Fakat fakültenin birinci sınıf öğrencilerinin tamamının 19 Mayıs 1915 taarruzunda şehit olması konusunda net bir kanıt yoktur. Zaten Türk ordusunun Çanakkale'deki ana sıkıntısı hiçbir zaman asker eksikliği olmamıştır. O yüzden bu hadise benimle mantığıma pek yatmamaktadır. Öte yandan Gelibolu'da bir Türk sahra hastanesinde görev yapan Erika adında Avusturya asıllı Alman bir hemşire vardır ki onu anmadan geçmememiz gerekir diye düşünüyorum. Çanakkale grubu başhekim yardımcısı Dr. Ragıp Bey'in eşi olan Madam Erika, mesleğine olan tutkusu, çalışkanlığı, becerikliliği ve hastalara duyduğu şefkati sebebiyle o kadar sevilmektedir ki askerler onu ana hatun diye çağırmaktadır. Fakat ne yazık ki ana hatun Erika, 8,5 aylık muharebelerin son ayına girilirken 17 Aralık 1915'te bir zırhlının top atışlarına kurban gitmiştir. Okuduğum bir kaynağa göre kendisi Çanakkale nin ilk hemşire ve aynı zamanda ilk kadın şehididir. Hastanelerin yanı sıra Havuzlar Deresi ve Soğanlı Dere'deki sargı yerleri de uçaklar tarafından sıklıkla bombalanmış. Bunlardan Türk ambulans arabaları ve sedye taşıyıcıları yani tezkerecileri de nasibini almıştır. Düşman topçusunun rahat bırakmaması üzerine büyük sargı yerlerinden gerilere nakillerin sadece geceleri yapılmasına karar verilmiştir. Özellikle 21 Eylül 1915'te Çanakkale Merkez Hastanesi'nin bombalanmasını Osmanlı uluslararası düzeyde protesto etmiş fakat Fransızlardan ilk önce biz böyle bir şey yapmadık. Deliller sunulunca da yaptık ama istemeden oldu tarzında cevaplar alınmıştır. Çanakkale'de muharebeler sertleştikçe ordular kalabalıklaşmış, başlarda taburların tuttuğu mevzileri sonrasında alaylar en sonunda ise tümenler tutmaya başlamıştır. Bu da birkaç kilometreyle ifade edilen cepheye yani çok dar bir alana on binlerce askerin yığılması ve dolayısıyla salgın hastalık riskinin artması anlamına gelmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nın diğer tüm cephelerinde de olduğu gibi Çanakkale'de de sıtma, tifo, kolera ve dizanteri vakaları görülmüş fakat bunlar sıtma hariç hiçbir zaman mühim bir salgına dönüşmemiştir. Doktor Noyan bu konuda yine abartılı sayılar sunmayı tercih eden Alman meslektaşlarını şöyle tenkit eder. Çanakkale'de harpte bulunmayan bir Alman profesörü, Profesör Dr. Rodenwald, İzmir menzil hastanelerinde bir müddet laboratuvarda çalışarak Çanakkale'deki kahraman Türk askerlerinin üçte birinin dizanteri ve iskorbütten öldüğünü bir Alman sıhhiye mecmuasında yazmıştı. Bu yazıya Askeri Sıhhiye Mecmuası'nın 1940 Ocak ayı tarihli ve 29 numaralı nüshasında cevap yazmıştım. Bu profesörün çok mübalağalı ve yanlış kanaatlerini delilleriyle meydana koymuştum. Alman profesörlerinden bir kısmı nedense bir yapıp on yazıyorlar. Gördüğünüz gibi Türk tıbbı o yıllarda bile makaleye makaleyle karşılık verebilecek bir yetkinliktedir. Bu hatıratın sahibi Dr. Noyan, Çanakkale cephesine ikinci gelişinde cephede bizzat seyyar bir laboratuvar kurmuş ve salgınla doğrudan mücadele etmiştir. Çanakkale'ye bu defaki gelişim teçhizatlı bir gelişti. 6 adet Avusturya tipi bakteriyolojiye seyyar laboratuvar sandığında oldukça mükemmel bir bakteriyoloji laboratuvar takımı vardır. İçinde kurutulmuş hazır kültür vasatları da mevcuttu. Kolera, tifo, dizanteri gibi hastalık amillerini aramak ve her nevi kan kültürü yapmak imkanı hazırlanmıştı. Laboratuvarı Kalvert çiftliği binasının münasip bir odasına kurdum. Birlikleri dolaşmaya başladım. Anadolu yakasında görev yapan doktorumuz Kumkale civarındaki bataklıkların sebep olduğu ve sıtma şüphesi taşıyan sinek popülasyonu hakkında da şöyle diyor. Hatta hiç unutamam bir gün Geyikli'de bulunan birlikleri tetkik ettikten sonra denize paralel dağ sırtlarını takip ederek Yenişehir ve Kumkale istikamlarına gidiyordum. Yolda bir sivrisinek bulutu içinde kaldım atımı süratli sürdüğüm halde 10-15 dakika bu buluttan kurtulamadım. Bu sivrisinekler Pınarbaşı'nın bol memba suyuyla beslenen sazlık ve bataklıklarında üreyen sivrisineklerdi. Sonraları yaptığım incelemelerle bu sineklerin çoğunun küleks olduğu fakat bir kısmının da anofel nevilerine ait bulunduğu anlaşılıyordu. Kumkale'de sıtma vakaları artınca portörlere ya da cephedeki adıyla çok sıtmalı askerlere haftada 2 gün birer gram kinin veriliyor. Fakat salgın tam olarak engellenemiyor. Bu konuda Doktor Meyer'in de çabalarının olduğunu fakat bunların da yetersiz kaldığını belirtelim. Kendisi şöyle anlatıyor. Bataklık zemin nedeniyle özellikle kum kaledeki mevzilerde sıtmayla mücadele amacıyla drenaj yapılmasına stratejik açıdan olanak yoktu. Karanlık mastığında kamplardan deve, at, öküz ne bulurlarsa hayvanların kurutulmuş gübrelerini küçük kümeler halinde kampa paralel şekilde dizerek ateşe vermeyi ve sonra üstünü toprakla örtmeyi teklif ettim. En azından sivrisineklerin büyük kısmı böyle kaçırılabilirdi. Nitekim sivrisinekleri kaçırma yöntemleri de pek işe yaramamış ve Çanakkale cephesinde görülen 116.985 sıtma vakasından 6.661'i ölümle sonuçlanmıştır. Sıtmaya yakalananlar arasında Albay Mustafa Kemal de vardır. Kendisinin Ağustos ayında şu meşhur jong bayırı taarruzunu icra etmeden önce doktorunun verdiği ilaçlarla ayakta durabildiği söylenir. Cephede görülen bir diğer hastalıksa bitlerle yayılan tifüstür. Tek önlemi temizlik olan bu hastalıkla da bitli askerlerin ayrılması, kıyafetlerinin seyyar fırınlarda kaynatılması yoluyla mücadele edilmiştir. Kirli sulardan bulaşan kolera ve dizanteri ise Çanakkale'de büyük bir salgına dönüşmemiştir. Sadece Ağustos sonuna doğru birkaç gün içinde 500 dizanteri vakası birden görülünce bütün bir tabura kirli toprak yedirilmiş ve bunun da bir ölçüde işe yaradığı görülmüştür. Muharebeler boyunca Türk Sağlık Teşkilatı'nın performans karnesine bakacak olursak, 8,5 aylık süreçte 110 bin yaralı, 71 bin hasta ve hava değişimine ihtiyacı olanlar hastanelere sevk edilmiş, ordu menzil emrinde ve sadece 61 doktorun görev yaptığı 10 bin yataklı 14 hastanede 48 bin hasta ve 23 bine yakın yaralı tedavi edilmiş. Hastaların tedavisinde %88'lik, yaralıların tedavisinde ise %97'lik bir başarı yakalanmıştır. Yani özetle Çanakkale zamanı doktorlarımız bitmeyen mesailerde bitap düşmelerine ve de üstüne üstlük kıt kaynaklara rağmen mucizeler yaratmıştır. Bu savaş Türk tıbbı için adeta tabir imtihan gibi olmuş ve personellerimiz bundan alnının akıyla çıkmıştır ve tekrar edelim Çanakkale'nin kazanılmasında sağlık teşkilatının payı savaşan askerler kadar büyüktür. Profesör Doktor Tevfik Sağlam bu konuda. Birinci Dünya Savaşı'nın Türk hekimliğine rüşt ve kifayetinin beratını verdiğini, yabancılara ordu komutanlıklarının dahi esirgenmediği o zamanlarda askeri sağlık hizmetlerinin başına Süleyman Numan gibi yetkin bir Türk hekiminin getirildiğini, bu sayede tüm Türk sağlık personellerinin bu savaşta önemli roller üstlenerek büyük tecrübeler kazandığını ifade eder. Yani özetle Çanakkale cephesinde Türk ordusu gibi Türk tıbbı da kazanmıştır. Tekrardan tüm hekimlerimizin tıp bayramını kutluyor. Bu bölüme sponsor olarak böyle bir içeriğin sizlere ulaşmasını sağlayan Hekim Sen'e çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.